Uzun zaman oldu. Adlandırdığımız bunca şeyi dillendirmeyeli uzun zaman oldu. Birikti tabii. Çünkü bizim kronolojik algıladığımız zaman aslında şeyler üzerinde kümülatif yansımalar olarak birikir. Yani bizim gördüğümüz dağınık toplamlar bütününden ibaret her şey. Yoksa ayrıksı tek tek anlar mı yani? Hani biricik olan. Bu konuyla ilgili bir kavgayla başlıyoruz zaten hikayemize. Zamanın evveliyatının düzensizliği o kavgadan türetilmiş bütün insanlık tarihinin mitlerinde. Zamanın olmadığı, yani aslında adın olmadığı o karanlık hiçlik denizi içinde bir ejderi barındırır diye anlatıla gelmiş. O ejderha neyin sembolü? Bütün kötülüklerin, bütün başlangıçların yokluğunun. Başlangıcın yokluğu tek başına bir kötülük arz eder mi? Algının kapıları temizlenebilseydi, her şey olduğu gibi sınırsız gözükürdü diyor William Blake. Peki, sınırın var olabilmesi için de bir düzleme ihtiyaç duymayacak mıydı zihnimiz? İşte o düzlemi yaratan şey, o a priori var olma güdüsünün en temel taşı. Yani kaosun yenilgiye uğratılıp da artık zamanın saltanatının başladığı an, zihnimizin evrende algılayabildiği en eski an. İşte ad orada başladı. Orada zaman başladığı için mi benim zihnim şu an bunları söyleyebilecek noktaya geldi? Yoksa ben bunları hayal edebildiğim için mi orada zamanın başlayacağı, başlaması gerektiği, başka türlüsünün mümkün olmadığı izlenimine kapılıyor zihnim? Bugün konuşacağımız şeylerin belki de asıl yanıtlamaya çalıştığı soru bu. Yani şeyler kendi hallerinde oldukları gibi özlerinde değil de varoluşlarının gerektirdiği biçimlerde. Yani karşımda duran kitap bir kitap olarak ya da ben burada et kemik yığını ve ses çıkaran şey sadece ismini verdiğim noktada gerçekten tanımlanabilir mi kılınıyor benim zihnimde? Kozmos sözcüğü eski Yunanca'da güzel bir beden anlamına gelir. Aslında güzel bir bedenden ziyade düzen, yerli yerinde oluş, her şeyin olması gerektiği gibi olduğu düşüncesi. Aslında bizi bütün aşkıncı şeylere yaklaştıran da belki böyle hissetmek isteği. Çünkü bu güveni beraberinde getirir. Yani zihnimin etrafına çitler çekip güzel, istediğim gibi, benim izin vermediğim hiçbir şeyin içeriye giremediği bir bahçe yarattığımda, o bahçenin dışında kalan şeyden korkmam tabii ki çok mümkün. Belki çok çok eskiden bunun fiziksel bir karşılığı vardı. Dışarıda olan gerçekten sizi mahvedebilecek kuvvetteydi. Şimdi içeride olanla dışarıda olanın karıştığı bir noktadayım ben. Ben ve benim çağdaşlarım, ben ve sizler, ben ve bizim gibiler, biz ve onlar. Hepsi isim değil mi? Sağdakiler, soldakiler, günah keçileri. Kafayı yemişler, kaçıklar, açlar, toklar. Hepsi isim mi? Peki, adlandırarak yarattığımız bu kozmos, bir yokluğun yıkımı olarak var edildiğine göre, bir kaos düşüncesini de gerektiriyor, öyle değil mi? Yani bir kaosun karşıtı olarak var düzen.
Peki öyleyse adın karşıtı ne? Benim iki tane ismim var. Çocukluğumda çok kızardım. Tercih ettiğim değil de diğer ismimin söylenmesine. Ya da adımın yanlış telaffuz edilmesine. Ve çok fazla başka insan da tanıdım. Kendisine farklı bir isimle seslenildiğinde çok öfkelenen. Çünkü ad benim kimliğim. Ad benim burada varım deme biçimi. Bunu ben tercih etmemiş olsam dahi bunu içselleştirmek toplumun bana yüklediği en birincil, en yüce ödevlerden biri. Çünkü ben eğer özgür bir bireysem, çünkü ben eğer özgür irade sahibiysem, ki bunu da tartışacağım sonraki bölümlerden birinde. Ama kabul edelim ki ben özgür irade sahibiyim. Varsayalım İsmail. O zaman bu adlandırma edimi beni dahi var eden şeyin ta kendisi ise tekrar aynı soruya dönelim. Bu sefer adın karşıtı olarak karşımıza çıkacak olan şey ne? İşte kilitlendiğimiz nokta burası. 22'yi 7'ye bölmeye çalıştığım zaman nasıl çıkamıyorsam işin içinden, işte adın karşıtını, yani zamanın olmadığı, yani dilin olmadığı, yani uzamın artık beni yolculuğa götüremediği, benim hayal gücümün imgelerle sınırlı kalıp da sizlere ulaşamadığı, dolayısıyla benim bir duvar yansımasında kendi sesimi duyup da kendimi anlamaya çalışamadığım nokta. Adın karşıtı kaos. Güneş cebimde bir bulut peydahladı. Taş kördür diye yazdım. Ölüm geleceksiz. Şeylerin yalnız adı var. Ve ad evdir. Kim söyledi bunu? Dün dağlarda dolaştım, evde yoktum. Bir uçurum bize bakmıştı, uçurumun konuştuğu usumda. Buydu bizim kendinde sonsuz olanı duyduğumuz. Nesneler ki zamanda vardır. Terziler çilecisi her müsüf herem senin köstekisi, her bahar ayaklanırdı. Yağmur yağmamazlık edemez, taş düşmemezdik. Ne diyordum? Dünyanın düşünceleri yoktur. Otların canı sıkılmaz. Kuşun kalem kendini ağaç sanır. Ufuk küt küt kuşu. Seni bilmem. Bir söylene dönüşmek içindir dünya. Onun için bir başka son yok. Bir söylene dönüşmek, bir söylen olmak. Sonsuzluk dediğimiz budur. Nereden başlasam? Nereden başlasam yine oraya geliyorum. Ben gidiyorum. Ölüme. O büyük tümceye çalışacağım. Dün dağlarda dolaştım, evde yoktum.